Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Tüm dünya çocuklarına, tüm cenneti çocuklarına kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bir cenneti çocukları programıyla daha Rehber TV'de tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranların başındaki kardeşlerimize şimdiden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler ekranlarınız başında, bizler buradaki 7 tane kardeşimizle bugün yarışacağız inşallah. Bugün 7 dedim, 6 değil. Bir de fazlamız var. Daha doğrusu 7 kişiyle yarışacağız. Bir de yedek oyuncumuz olacak. O sadece bir yerde girecek. Birazdan göreceğiz. Arkadaşlarımız da her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden öğretici, birbirinden kolay ve bazen zor sorularla ve güzel sorularla sizlerle birlikte olacağız. Onlarla stüdyomuzda yarışacağız. Sizler ekranlarınız başında bizlerle yarışabilirsiniz arkadaşlar. Yanınızdaki arkadaşlarınızla birlikte ya da abinizle, ablanızla, annenizle olabilir, yarışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben sıradaki kardeşlerimle bir tanışalım bakalım. Bunlar kimler? Bir görelim bu kardeşlerimiz. Kimler var burada? Önce hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Fırıl fırıl kardeşlerimiz var burada. Sait var, Hasan var, Hüseyin var, Ahmet, Yasin var, Nasrullah var, Çağrı var, Yasin var. Ve benim yerimde de bir arkadaşımız var. O da hoş geldi. Ahmet, Yasin. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle böyle bir tek tek tanışalım. Kim bizlerle bu hafta görelim. Ondan sonra yavaş yavaş yarışmaya geçeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Al bakalım mikrofonu. Sait, seninle bir tanışalım. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç yaşındasın? Adın, soyadın? Ne yapmayı seversin? Adım Sait, soyadım Taştekin. Kocaeli'den geliyorum. Evet. Muşluyum. Çok güzel. 13 yaşındayım. Güzel. Başiskele İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Başiskele ilçesinde okula. Avukat olmak istiyorum. Avukat. Neden avukat? Seviyorum yani. Ya da hakim, savcı. Hakim, savcı, avukat. Güzel. Gayet güzel bir meslek. İnsanları, en azından suçsuz insanları diyelim daha çok, savunacaksın. İnşallah. İnşallah olursun. Başarılı olman gerekiyor biliyorsun bunun için. Daha çok çalışman gerekiyor. Şu an kaçıncı sınıftasın? 7. 7, 8 sonra lise değil mi? Evet. Liseye hazırlık yavaşladı mı yavaş yavaş? Evet. Artık seneye ya da bu yıl ufaktan başlaman gerekiyor değil mi? İnşallah güzel olur. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim senin hakkında. Hasan sendeyiz. Adım Hasan, soyadım Taştekin. Hı hı. 13 yaşındayım. Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Hı hı. Kocaeli'de oturuyorum. Büyünce öğretmen olmak istiyorum. Ne öğretmeni? Matematik. Matematik öğretmeni. Matematik dersini seviyor musun? Seviyorum. En sevdiğin ders? Matematik. Matematik dersini seven adamlar çok da ilkeli. Her şeyi biliyorlar yani. Bilmiyorum genelde. Acayip adamlar oluyor. Matematik seven var mı aranızda? Matematik tehlikeli bir ders. Matematik her yerde lazım söylüyoruz. Yani bu sistemde her yerde lazım matematik. Bilmeniz gerekiyor. Öyle ya da böyle her yerde karşınızda. Avukat da olsan, yani hangi işi, inşaatta da çalışsa matematik bir şekilde sana lazım oluyor. İnsana lazım oluyor. Peki, sen büyüyünce ne dedin, ne olacağım dedin? Matematik öğretmeni değil mi? Profesörü değil yani, öğretmeni. Belki profesörü de olursun. Peki, ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Yani dersler dışında ne yapıyorsun? Kitap okumak, sürekli bilgisayar oynamak, bisiklete binmek, top oynamak. Top oynamak. Oradan buraya zıplamak, bir şeyleri kırmak. Var mı öyle şeyler? Genelde futbol oynamayı başlıyorum. Futbol oynamayı, spor olarak. Sen Sait hangi spor yapıyorsun? Futbol. Futbol. Voleybol seviyorum. Voleybol seviyorsun. Hiç futbol dışında bir spor. Evet. Hasan sendeyiz. Tekrardan. Ne dedik en son? Bu. Takdir, teşekkür var mı derslerde? Teşekkür. Güzel. Ama daha çok arttıracaksın tempoyu değil mi? Liseye doğru artık tam asılacaksın derslere. Tamam. Hadi bakalım Hasan. Hüseyin'e geçiyoruz Hasan'dan. Tanıyalım seni. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Soyadım Taştekin. Hı hı. İmam Hatip Lisesi'ni okuyorum. Liseye mi geçtin, ortaokul? Ortaokul. Ortaokuldasın. Şu anda ortaokuldasın. 14 yaşındayım. Güzel. Muşluyum. Muşlusun. Ne iş yapıyorsun diye soruyor. Okula gidiyorum diyorsun. İş yok. Sen ne olacaksın büyüyünce? Ben Allah izin verirse inşallah pilot. Pilot. Şey. Oo, pilot. Kabin memuru da olur. Uçakta olayım da diyorsun. Hayır. Yeter. Seviyor musun uçmayı? Seviyorum. Böyle heyecanlanıyor insan bir kalktığında. Uçağa binen var mı aranızda arkadaşlar? Uçak. Böyle bir kalkınca ruhu geride kalıyor sanki insanın değil mi? Öyle oluyor böyle. Acayip bir şey değil mi? Uçak. Gördün uçağı nasıl uçuyor diye. hedefin yükseklerde yani senin. Daha tepelere bakıyorsun sen. İnşallah olur diyelim. Senin en sevdiğin ders nedir? Bir... Matematik. Şimdilik matematik. Evet. İleride ne olur bilmem diyorsun. Peki öyleyse
Hüseyin'cim senden Ahmet Yasin'e geçelim. Ahmet Yasin'i. Seni tanıyalım Ahmet Yasin. Adım Ahmet Yasin, soyadım Sarsılmaz. İstanbul'da oturuyorum. Çok güzel. Tozkapı Aynı Mamatik Ortaokulu'nda. Mamatik Ortaokulu'nda gidiyorsun. Kaçıncı sınıf? 7. 7 oluyor seninki. Matematiği seviyorsun. Matematik. Matematikçilerden korkun arkadaşlar. Vallahi sınavlarda karşınıza çıkmasınlar. Peki. Ne olacak şimdi? Hoca. Ne hocası abi? Kurs, öyle yakın tut. Kurs hocası değil mi? Kurs hocası. Yani dini bilgiler, dini ilimler, Kur'an'ı ilimler, siyer, fıkıh gibi dersler. O tarz bir hoca. İnşallah olursun diyelim. Sen dersler dışında ne yapmayı seviyorsun mesela? Bir aktiviten var mı? Futbol. Mesela satranç ya da işte böyle müzik aletleri. Var mı? Yavaş yavaş. Peki. Çok bilgisayar oynar mısın? Telefon? En çok tablet oynuyorsun. Neyse bu konuya çok girmeyeceğim. Nasrullah sendeyiz. Arkadaşımızdan geçtik. Nasrullah. Adım Nasrullah. Soyadım Sivri. 7. sınıfa gidiyorum. Evet. Vanlıyım. Vanlısın. 75. yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan geliyorum. Ortaokul. Kaç? 7. 7'ye gidiyorsun sen de. Peki Çağrı sen ne olacaksın Nasrullah büyüyünce? Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Sen bir yarışmaya katılmıştın. Ne oldu? Logo mu yapıyordun sen? Evet ama o olmadı. Neydi o? Ne yarışmasıydı? Uluslararası yani böyle bir tane yani müzikoliklerle ilgili bir logo yapacaktım. Logo böyle yuvarlak logo evet. Tasarlıyordunuz. Avrupa'ya falan gidiyordunuz. Evet. Bu henüz net değil değil mi? Evet. Anladım peki. Ne olacaktın büyüyünce ne dedik? Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi olacaksın. Böyle şeylere uğraşmaya devam edeceksin o zaman. Evet. Peki öyleyse Nasrullah. Senden hemen Çağrı'ya geçiyoruz. Çağrı. Adım Muhammed Çağrı. Soyadım Keleş. 75. Cumhuriyet Ortaokulu'ndan geliyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Evet. Vanlıyım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum. O da bilgisayar yazılım mühendisi. Geleceğin yükselen mesleklerinden yazılım mühendisliği, programlar, akıllı hareket eden cihazların artık yazılımlarını falan değil mi? Evet. İlginç. En başarılı olduğun ders şu an nedir? Sosyal. Sosyal bilimler. Yani mesela tarih gibi, yoksa sizde tarih değil de sosyal bilimler diye geçiyor. Kaçıncı sınıfsın şu anda? 7. sınıf. 7 oldun. Sosyal bilimler. Lisede tarih diye ayrılacak, felsefe tarih diye. Matematikle fenle aran nasıl? Tarih. İyi. Şimdilik hepsi iyi diyorsun. Spor yapıyor musun? Evet. Ne yaparsın? Futbol oynuyorum, bisiklet sürüyorum. Paten? Paten yok. Çok düşüyorlar ondan değil mi? Yok diyorsun. Peki. Çağrı, hemen senden geçiyoruz Yasin'e. Yasin, tanıyalım seni. Adım Muhammed Yasin, soyadım Tunç. 7. sınıfa gidiyorum, Ağrılıyım. Evet. 13 yaşındayım. Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Evet. Kocaeli'den geldim. Çok güzel. Ne olacaksın inşallah? Önce öğretmen olmak istiyorum. Ne öğretmeni peki? Fen ya da matematik. Fen ya da matematik. Evet. Seviyor musun biyoloji gibi dersleri? Biyoloji gibi? Yok bizde ya. Ama şeyin içinde o, fen dersin içinde o değil mi zaten? Evet. Ayırmadılar işte fizik, kimya, biyolojiyi. 8'de ayırdım. O lisede artık ya da 8'den sonra ayrılıyor. Anladım. Sen ne yapmayı seversin başka? Öyle mahallede boş boş tur atmayı sever misin? Ben satranç oynamayı severim. Başka? Top oynamayı severim. Top oynuyorsun. Bazen tenis oynarım. Güzel. Masa tenisi mi yoksa kort tenisi mi? Evet, masa tenisi. Masa tenisi. Kort tenisi her zaman bulamıyorsun değil mi? Evet. Uzun bir saha oluyor. Peki. Evet arkadaşlar hepimizle tanıştık. Hepinizle tanışmış olduk. Yarışacağız. Daha önce yarışmayı izlemeyen arkadaşımız var mı? Yani daha böyle çok bilmeyen yarışmayı ona göre anlatayım. Rastlıyor musunuz? Ahmet Yasin anlatmaya gerek var mı? Sorular 10 puan değerinde resimli sorularımız. Siz önünüze gelen soruları cevaplayın açıkçası. Bu kadar net yani. Önünüze gelen bütün soruları cevaplayın. Oradan puan toplarsınız. O zaman size şimdi ilk sorumuzla başlayalım istiyorum. Resimli soru gelsin bir tane. Arkadaşlar önce bir parça yorum, bir parçayı böyle nasıl devam ettiririz gibi bir soru var. O soruyu şöyle anca açtıktan sonra görebilirsiniz. Buna şekil
kavram artık ne deriz bilmiyoruz. Ama sorumuz şöyle. Kağıt şekildeki gibi kıvrılıp bir delik deliniyor ve tekrar açılıyor. Açıldığında yeni şekil hangisi olur? 4 şık var. Bakın burada bir kağıt var. Bunu bir A4 kağıdı gibi düşünün. Bu kağıdı önce bir katlıyoruz ortadan ikiye. Demin yaptım gördünüz. Sonra bu şekilde kağıdı katladıktan sonra şuralarına birer tane delik açıyoruz kağıdı. Sonra bu kağıdı açtığımızda bu kağıdın şekli hangisi gibi olur? Cevapları birbirinize göstermiyorsunuz. Tahtalarınızı kaldırıyorsunuz. A, B, C, D. Birini seçiyorsunuz. Kağıdı katladık böyle. Arkadaşlar bu şekilde katladık. Buradan ve buradan bir delik açtık. Sonra açıyoruz kağıdı. Şekil nasıl olur arkadaşlar? A'daki gibi mi? B'deki gibi, C'deki gibi, D'deki gibi mi? Ne şekilde olur? Evet. Uzay, şekil, geometri artık buradan nereden yürürseniz birini seçeceksiniz bunun. İlk sorunuz böyle. 10 puan değerinde geçmiyor mu? Yazdın mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Görebiliriz cevaplarınızı. B, B, B. B, B, A, B. Bir A yapmışsın sonra değiştirdin öyle mi? He. Sen A'da kalmışsın. Cevap A mı acaba? B mi? Şimdi A ve B arasında kaldınız. İstiyorsanız bir deneyelim mi arkadaşlar? Kağıdın nasıl olacağını. Kağıdımızı şöyle bir görelim. Şimdi diyelim ki bu bir A4 kağıdımız. Bu bir A4 kağıdımız diyelim şöyle. Bunu diyor ki önce bir ikiye katlayın diyor. Katladık. Sonra diyor ki buradan iki tane diyor kare açın diyor. Şöyle ve şöyle. İki tane kare yapın diyor. Hemen yapalım şöyle katlayıp. Şöyle yaptığımızda bu birinci deliğimizi açmış oluyoruz. Şu şekilde çöplerimizi yere atmıyoruz. Çöplerimizi şuraya atıyoruz. Kesemedik bunu. Makasımız biraz sıkıntılı. Evet bu birinci deliğimizi. Böyle oldu değil mi bir tane? Bir tane de altına açın diyor. Bir tane de buraya yapalım. Bakalım hangi şeklimiz ortaya çıkacak. Cevabını değiştirmek isteyen var mı? Ne diyorsunuz? Cevabını değiştirmek isteyen var mı? Evet, şekil bu mu? Bu şekilde mi oldu diyor. Bu şekilde yapın diyor değil mi? Açayım mı bunu şimdi nasıl oldu? Açalım bakalım. Hop açtık. Nasıl oldu arkadaşlar? B şıkkı mı oldu? Görelim bakalım hangi şık oldu. Şöyle açtığımızda cevabımız arkadaşlar B doğru diyor. B doğru diyor. 4 delik oldu, 2 delik. Peki arkadaşlar, 10'ar puan aldı B yazan arkadaşlarımız. Benim puanlarım, kağıtlarım, kalemlerim neredeler bunlar? Buradalar. Evet, gördük ki kimler 10 puan aldı yazıyoruz hepsini. 10'ar puan kime veremedik? Hasan sana mı veremedik 10 puan? Bu tur olsun, bir şey olmaz. Bir turdan bir şey olmaz. İlkin B işareti, senin de 10 puan. Değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz böyleydi. Anlaştık değil mi? Sorularla böyle devam edeceğiz. Bir soru daha soralım mı? Ama cevaplara. Yok diyor. Peki arkadaşlar, şöyle sizinle güzel bir neyle devam edelim? Zor bir soru mu olsun diye düşünürken şu olsun. Bakalım bilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar dişler önemlidir biliyorsunuz. Hiç dişçiye giden oldu mu aranızda? Oo herkes gitmiş. Kaç en çok kim gitti? Kaç defa gittiniz? Bir defa giden hepiniz zaten. İki defa giden. Üç defa giden. Üç defa mı gittin? Rekor sende. Çok mu şeker yiyorsun? Az mı yiyorsun? Bazıların dişleri diğerlerine göre daha çabuk arkadaşlar çürüyebilir ya da ağrı yapabilir. Şimdi diş sağlığı, ağız ve diş sağlığı önemlidir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ta o dönemlerden bize bunu söylemiştir. Ağzınızı temiz tutun. Ağız işte Kur'an'ın okunduğu yerdir. Ağızlar temiz tutulmalı. Dişler özellikle temiz tutulmalı diye. Peki Peygamber Efendimiz bununla ilgili ne tavsiye etmiş? Bir hadis var. Bakalım onu görelim ve cevabı ona göre bulalım. Peygamberimiz her uykudan uyandığında nokta 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 ile dişlerini temizlerdi.
Bu bir hadis. Hadise göre boş kısma ne gelir? Kürdanla, misvakla, pamukla, iple. Evet. Sorumuz böyle arkadaşlar. Peygamberimiz her uykudan uyandığında nokta nokta ile dişlerini temizlerdi. Ne ile temizlerdi? Hadise göre boş kısma ne gelir? Kürdan, misvak, pamuk, ip. Evet. Silinmiyor mu seninki? Kırmızı kalem sende sıkıntı. Buradan alabilirsin yazacağın zaman, tamam mı? O biraz galiba zor geçiyor. Islatarak yapman lazım. Senin tahtan, sana yedek bulduğumuz için sen siyahla yaz, tamam mı artık? Ötekini silersin. Cevabını yaz o şekilde oraya. Aç onu. Çek, aç, evet. Ona göre cevabını yaz. Evet. Var mı bir cevabın? Tamam. Herkes hazır mı arkadaşlar? Çevirin görelim bakalım cevabınızı. Ne yazdınız? Evet. B, B, B. Yine mi B? B, 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 B. Herkes B diyor arkadaşlar. Peki. Peki. Kürdan kullanıyoruz. Evet. Ama nedir? Genelde böyle etli bir şeyler yediğimizde, değil mi? Dişimizin arasında kalmasın diye. Pamuk çok kullanılmaz. İp. İp kullanıyor musunuz dişleriniz için? Diş ipi var aslında. Dişlerin arasını açmak için kullanılır ve çok rahatlatır dişleri arkadaşlar. Diş sağlığında da önemlidir. Diş ipleri vardır böyle. Kullanırsınız onu. Dişlerinizin arasını açar, iyice temizler. Ve arkadaşlar cevabımız neydi? Misvak da tabii ki Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Misvak olur. Misvak yanınızda bulunur. Namazdan önce yapılmasının sevabı vardır daha çok. Ama mesela ne olur? Diş fırçası da olur değil mi? Diş macunu da olur sabah kalktığınızda. Hani zamana göre daha gelişmiş olanı vardır bunun. Misvak belki yanınıza taşıyabilirsiniz ama diş fırçasını her zaman taşıyamazsınız. En azından sabah kalktığımızda dişlerimizi fırçalayabiliriz. Günde iki defa olur en az. Yani fırçalamakta fayda vardır arkadaşlar. Hem ağız kokusunu giderir, hem yediğimiz şeylerin tadına daha çok alırız. Hem de dişlerimizin çürümesini, onların arasında bakteriler kalmasını, mikroplar kalmasını engeller. Hem de arkadaşlar ağız yaraları oluşmaz. Bunlar için önemlidir değil mi? İleride de görüyorsunuz dedeler var değil mi? Takma dişlerle dolaşıyorlar. Kimisi var, 5 tane var, 3 tane yok. Böyle değil mi? Bunlar hepimizin başına gelebilecek şeyler. Dikkat etmemiz gerekiyor diş sağlığına. İki soru sorduk. Kaçar puan verdik? Burada yine 10'ar puan vereceğiz size arkadaşlar. Peki, bir sonraki sorumuz yarışma olsun. Bir yarışma olsun. Kim kimin rakibi olacak peki? Önce onu bir belirleyelim arkadaşlar. Kim kime rakip oluyor? Ahmet Yasin rakibi benim. Sizinki kim? Doğru mu Nesrullah? Nasıl? Çağrı ile rakip mi oluyorsun? Ahmet Yasin senin rakibin kim? Siz kim kimle rakipsiniz? İkiniz mi olacaksınız? Kim kim? Hasan ve Sait rakip mi oluyor? Tamam. Hüseyin ve Yasin. Oo. Senin rakibin de yedek oyuncumuz var orada. Kimmiş? Muhammed Esat mı olacak? Muhammed Esat da sadece seninle yarışırken girecek, tamam mı? O zaman ilk kim başlamak ister? Biri başlasın. Bir cesaretli görelim bakalım. Siz başlamak istiyor musunuz? Tamam öyleyse sizinle başlayalım. Mikrofonları alın. Şöyle şuraya doğru gelin. Sizinle bir ilk yarışmayı yapalım. Sen de diğer mikrofonu al. Ortaya doğru gel. Bak orada mikrofon. Kelime oyunlarımız arkadaşlar, merdiven dediğimiz oyunumuz, size harfimiz F harfi olacak. Hemen bakıyorum F harfi sizin için. Şimdi burada bir tane bir sorunuz zor olabilir ama yardımcı olacağım size, tamam mı? Şimdi önce kim yarışmak ister? Bu yarışmayı daha önce izlediniz değil mi? Hasan ister misin önce yarışmak? Olur. Tamam. Sait seni içeri yollayalım mı? Mikrofonu bırak. Esat sen Sait'le gidiyorsun arkaya. Koş bakalım. Onu nereye götüreceğini biliyor musun? Oradaki abilere sor. Kulağını kapatsın, tamam mı Esat? Evet. Şimdi seninle yarışacağız. Bütün cevapların F harfinden olacak. F harfin mesela bir soruyu sorduğunda aklına direkt F ile başlayacağı gelsin ki sana bir ipucu olsun, kolaylık olsun. İlk sorunun cevabı 3 harfli olacak. Sonrakiler 4, 5, 6 ve 7 harfli diye devam edecek. Süreye karşı yarışıyorsun. Ne kadar hızlı olursan o kadar daha hızlı, daha çok puanı kazanmaya hak kazanırsın. Tamam mı?
Cevap aklına gelir gelmez söyle, hiç bekleme. Kelimeyi okumama da beklemene gerek yok, cümleyi bitirmene gerek yok, tamam mı? Hazırsan başlayalım mı? Hazır. Reji hazır mı arkadaşımız, tamam mı? Evet. O zaman biz başlıyoruz. İlk kelimenin cevabını. Hazırsan ilk sorumuz ekranda ve süren başladı. Saçları düzeltmek için kullandığımız fön. Doğru. Bir sonraki geliyor. Günde 5 vakit namaz kılmak nedir? Sünnet midir? Farz. Farz. Doğru cevap. Mikrofonu yakın tut. Ekmeğin üretildiği ve satıldığı yer. Ekmek. Nerede üretilir, nerede satılır? Fabrika. Yok. F ile başlıyor. Üretildiği yer derken böyle ateşle, odunla, ora ne? Oranın için pişirilen yer. Fırın. Fırın. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. İki takımla çim sahada oynanan bir spor dalı. Futbol. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Son sorun. Bir sırık ağacına yetişen, içinde taneleri olan, kurusu ve yeşiliyle sulu yemek yapılan bir baklagil. Fasulye. Doğru cevap. Durdurdum. 41 saniye arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Çok hızlıydın, güzeldin. Hemen yerine geçiyorsun. Diğer arkadaşımız gelecek. F harfinden yarışmak için. Evet. Son sorun. Hızlı bildim bunu gerçekten. Orada biraz takıldık değil mi? Anlayabildik mi soruyu aslında? 41 saniye yaz oraya. 41.42. Evet, gelsin arkadaşımız. Gelsin bakalım arkadaşımız. Onu da görelim. Geldi mi Sait? Al bakalım mikrofonu. Şöyle şurada dur bakalım yıldıza doğru. Çok gitme, gel. Evet, gittim. Tamam. F harfinden yarışıyoruz. 5 soru soracağım. İlk sorunun cevabı 3 harfli. Hızlı ol. Hiç oralara bakma, tamam mı? Sana yardımcı olmayacaklar. Sen direkt bana hazırlıklı ol. Ben söylediğimde hemen bileceksin zaten cevapları. Soruyu oku okuma cevap verebilirsin. Bekleme bitirmemi, tamam mı? Aklına gelirse. F harfiyle ilk sorun geliyor. Hazır mısın? Mikrofonu yakın tut. Hazırım. Ve süreni başlatıyorum. İlk sorun ekranda. Saçlarımızı düzeltmek için kullanılan ve sıcak hava üfleyen makine. Fön. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Günde 5 vakit namaz kılmak nedir? Sünnet midir? Farz. Farzdır. Değil. Evet, doğru cevap. Ekmeğin üretildiği ve satıldığı yer. Fırın. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. İki takımla çim sahada oynanan bir spor dalı. Futbol. Doğru cevap. Son sorun geliyor. Bir sırık ağacında yetişen, içinde taneleri olan, kurusu ve yeşiliyle sulu yemek yapılabilen bir baklagil. Fasulye. Doğru cevap. Durdurduk. 32 saniye arkadaşımızı tebrik edebilir miyiz arkadaşlar? Seni yerine alıyoruz. Evet. Cevaplarımız bunlardı. Sen de çok hızlı gittin. Niye geride kaldı bu kadar? O da hızlı yarıştı. 32 saniye, öteki 41 saniye. 9 saniye fark var aranızda. Hangi soruda takıldık seninle biraz? Fırın mıydı? Fırın değil mi? Çünkü fönü hemen söyledin zaten okumadan. Farzı hızlı söyledin. Futbolu da hemen söyledin. Fasulyede hiç durmadın. Fırında herhalde bir 9 saniye, 10 saniye de fazla kaybettik orada. Hmm. Evet. 25 puan arkadaşlar. Sait alıyor. Tebrik ediyoruz Sait'i. Bu turda diğer arkadaşlarımız puan almamış oluyor. Anladık mı nasıl olduğunu yarışmanın? Evet. Hadi bakalım süremiz devam ederken. Arkadaşlar bana süreyi hatırlatırsınız arada. Evet. Şimdi bir resimli soru daha gelsin mi 10 puan değerinde? Heyecanı attık mı önce, onu söyleyeyim. Rahat mıyız? Bol bol konuştuk. Şimdi artık parçalayın bakalım, yarışmaya devam. Hadi gelsin bir resimli sorumuz daha. Şöyle bir soru olsun o zaman. Zorluk derecesine bakıyorum. Sizler de bayağı zeki. Ben geçenlerde bunu soracağım dedim tekrardan ama bu soruyu geçelim bu soruyu. Size şuradan soralım. Şöyle bakıyorum. Şu soru güzel bir soru olur. Evet arkadaşlar. Matematiği seviyorduk birçoğumuz. Matematik dersinde aslında geometri ve matematik diyelim biz buna. Çünkü sizde hala geometri ayrılmadı değil mi? Matematiğin içinde. Bu kareler, üçgenler falan değil mi? Hala içinde. O derste matematik. Biz size matematik diyelim. Şimdi sorumuz şöyle. Matematik dersinden. Ama matematik problemi değil. Şöyle bir soru. Hangisi matematik dersinde kullanılmaz? Okuluk matematik dersimizde kullanmayız bunu. Evet. Bunların ne olduğunu söylemeyin arkadaşlar. Sadece şıkkı bulun. Evet. 10 puan değerinde bu soru. Son 5 saniyeniz. Görelim cevapları.
yapmışlardı değil mi? Herkes A yapmış. Bu da beni düşürecek bugün. Takılıp duruyorum buna. Evet arkadaşlar. Cevap A diyorsunuz. Matematik dersinde kullanılmaz diyorsunuz. Diğerleri kullanılır. Peki öyleyse gören cevabımız A mıdır diye tebrik ediyoruz. Cevap A arkadaşlar. Herkes doğru yaptı. Peki hemen ardından bir sorumuz daha geliyor. Herkes buradan 10 puan kazandı. Bu dördünün isimlerini yazıyorsunuz arkadaşlar oraya. 30 saniyeniz var. Bu tahtada gördüğünüz 4 tane bir alet var. Bunların isimlerini yazın arkadaşlar. Dördünü yazabilene 15 puan daha verdim. Böyle A, B, C diye. Sıkıntı yok. Ben sana vakit vereceğim, tamam mı? Evet, süreniz var. Bir şey olmaz. Hallederiz. Sıkıntı yok. Evet. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı. Matematikte kullanabiliriz 3'ü için. Devam mı? Dördünün ismini yazabilen. Üç tane mi yazdın? Dördüncüyü yazdın mı? Bulamadım dördüncüyü. Ha? Tamam. İyi düşün. Aklına gelirse söyle. Kalem veririz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bu der. Bunların isimlerini istiyorum sizden. Dördünü yazabildiniz mi? Vereyim mi bir 15 saniye daha? Ne dersiniz? Evet. İyi düşünün. Nedir bunlar? Ben de dikkatle bakıyorum. Bir tanesi şu B şıkkında gördüğünüzde kalem takılıyor. Şöyle yuvarlak çizmeye yarıyor. Kalemi takıyorsun. Şöyle bir sivri ucu var. Onun etrafında yuvarlak çiziyor böyle arkadaşlar. Evet. Son 5 saniye. Yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. Nedir bunlar diye sormuştum. Hazır mı cevaplar? Çevirin. Görelim bakalım ne kadar yazabildiyseniz artık. Ne kadar yazabildiyseniz. Pusula, pergel demişsin. Pusula, üçgen, pergel, abaküs. Üçgen? Ha, sen üçgen kısa yazdın, kısalttın. Pergel, abaküs, pusula, üçgen, cetvel. Pusula, cetvel ve abaküs. Pusula, cetvel, alpegü demişsin. Yani pergel. Pusula, pergel, cetvel, abaküs. Pusula, pergel, cetvel, abaküs. Cevabımızı söylüyorum arkadaşlar. A pusula, B pergel, C cetvel ya da üçgen cetvel, D abaküs. Nasıl? Cetvel sayılır tabii ki. Alpegü olmadı ama sende. Bunun ismi abaküs. Alpegü var mı öyle bir ismi? Yok değil mi? Alpegü. Belki aranızda öyle bir isim takmış olabilirsiniz ona. Ama Alpegü yok. Evet arkadaşlar, dördünü doğru yapan kim vardı? Ellerini kaldırsın. Sait. 15 dedik değil mi? 15 puan mı dedik? Hasan. Nasrullah. Ve Çağrı mı? Ahmet Yasin'e mi yazdın? Sana mı yazdın? Evet arkadaşlar. Zor muydu bu soru? İyi ki kolay geldi. Hemen yapıştırdınız 10'ar puanları değil mi? 10 puan yazdım herhalde herkese. Bakayım. Evet, iyi ki 10'ar puan vermişim. Sonra 15 puanlar gelmiş ardından. Arkadaşlar bir aramız var mı? Gidelim mi araya? Aramızı vereceğiz arkadaşlar. Evet. Pusula nerede kullanılıyor daha çok? Yani ders olarak bir aklınıza getirin bakalım. Hangi derste daha çok kullanılır? Tarih diyorsun. Yani tarih ders kitabı olarak çok fazla şey yapılmaz. Böyle arazi alanlarda sizde ismi ayrılmadı daha çok da. Sizde hala sosyal bilgilerin içinde mi acaba bu? Böyle C ile başlayan bir isim var.
Coğrafyayı duyan var mı daha önce? Coğrafya dersi var mı sizde? Nasıl? Fende de kullanılır ama fende nerede kullanılır? Bir bakayım. Fizikte mi? Fizikte kullanılıyor. Pusula. Fizik. Yani birebir fizikte düşünüyorum. Mıknatıs var. Mıknatıs yüzeyi gösterir. Değil. Değil. Yani fizikte derste çok kullanmadık biz bunu ya. Fizik dersinde pusula. Coğrafyada var yön bulmak için işte kıtalar, yönler, bilmem ne, kuzey kutbu falan diyebilmek için ama zaten abaküsü biliyorsunuz, boncuklarla hesap, cetvel, pergel de daire çizmek için. Bu da mesela coğrafyada kullanılır. Değil mi? Kullanılıyor bu şekilde mesela halka çizmek için gibi. Karışık aslında. Evet, bir araya gidelim arkadaşlar. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından arkadaşlar sorularımıza devam edeceğiz. Bir yere ayrılmıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümümüzdeyiz. Ve arkadaşlarımız puanlarını toplamaya devam ediyorlar. İyi gidiyorlar şu ana kadar. Son soruda yalnız arada biz konuşuyorduk. İlginç bir şey oldu, onu sizinle de paylaşayım arkadaşlar. Şimdi ben bir yerde Yasin'e dikkat ettim. Yasin normalde cevapları biliyordu. Fakat bir yerden sonra yazmadı. Bıraktı kalemini. Niye olduğunu anlamadım. Sonra demin bir konuşma geçerken aradı, dedi ki ya ben dedi yandakinin pergel yazdığını gördüm, aklıma gelmişti ama o yazdığı için kopya olur, hakka girer diye yazmadım dedi, puan almamış. Şimdi Yasin'i bir alkışlayabilir miyiz arkadaşlar? Yasin bu tarafta. Yasin'i alkışladık. Yasin kardeşimizi tebrik ediyoruz değil mi? Ne kadar ince bir düşünce, Allah razı olsun. Şimdi normalde böyle şeyler çok söylenmez. Zaten Yasin de onu söylemek için yapmadı. Orada ben dikkat ettim, tahtasına yazmıştı. Şimdi pusulayı yazmış. Pergeli yazmış mıydın? Pergeli yazmış. En zor olan pergeldi zaten burada. Pergeli yazmış. Cetvel boştu. Onu zaten biliyor. Ama abaküsü yazmamış. Yandaki arkadaşıma gözüm çarptı o tahtasını açınca. Aslında onun suçu. O böyle açıktan yazmış çare. O da onu fark edince diyor ki gözüm kaydığı için kul hakkına girer diye yazmadım diyor. Biz de o yüzden Ahmet Yasin'e 15 puanı veriyoruz değil mi arkadaşlar? Veriyor muyuz Ahmet Yasin'e 15 puanı? Muhammed Yasin'e. 10 puan verelim ya ona. 10 puan verelim Yasin. Yasin nerede şimdi? Buradasın. Bu turda 10 puan almış oldun Yasin. Tebrik ediyoruz seni. Güzel hareketler bunlar değil mi? Sen eğer kul hakkından çekinir yapmazsan Allah bir yerden sana gönderir mi? Değil mi? Harama girmezsen mesela bir şeyler yaparken Allah Teala senin malını arttırır. Bu da onun gibi bir şeydir arkadaşlar. Güzellik yapın ki güzellik bulasınız. Evet devam edelim. Şimdi kim yarışıyor? Resulullah Çağrısı mı yarışıyorsunuz? Yoksa Hüseyin'le Yasin mi? Hı? Resulullah'la Çağrı gelsin. Başım bakalım. Gel mikrofonları alın. Şimdi siz deminden beri kim yarışacak? Ben yarışacağım, sen yarışacaksın, taş kağıt makas yapalım diye orada didişiyorsunuz değil mi? Kim yarışacak önce? O diyor. Kura çekeceğiz onlara. Kura mı çekeceğiz? Ya da ben size bir soru sorayım. Soruyu en hızlı cevaplayan ister başla, ister arkadaşının başlamasını ister. Daha doğrusu soruyu bilen başlamayacak, tamam mı? İçeri gidecek soruyu bilen. Hızlı bir soru. Hazır mısınız? Soruyorum bak. 3, 2, 1. İnek ne içer? Süt! Su! Resulullah doğru cevabı bence. Aynı anda süt dediler. Evet. Siz hep böyle yarışıyor musunuz aranızda? Evet. Kim? Sen süt içersin. İnek süt verir. Su içer. Değil mi? Değil mi? Az daha sen de Hüseyin düşüyordun değil mi? Süt diyordun. Su. Önce süt dedi. Sonra su diyen Nasrullah yarışıyor. Sen yarışıyorsun. Nasrullah içeri gidiyor değil mi? Mikrofonu ona ver. Sen içeri giriyorsun. Ama bizi duymadığından emin ol. Duydun mu? Gördün mü? Yasin nasıl yaptı? Sen de öyle yapacaksın. Kulağını kapatacaksın tamam mı? Hadi koş bakalım içeri. Abi ben nereye saklanayım de. Beni gömün de altlara bir yerlere. Çağrı. Sana bir harf bulalım şimdi. Muhammed Çağrı. Bu sana son çağrımız. Bir sonrakinden devam edelim. Bakıyorum.
Aslında hiç doğuya gittin mi böyle? Batman, Mardin, Diyarbakır, Van, gittin mi buralara? Van'a gittim. Aslında doğudan bir şehirle ilgili bir şey soracağım ama bilir misin diye tereddütteyim. Bilir misin? Sorayım, ben size sormak istiyorum bu soruyu. Bu soruyu size soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Ben yardımcı olacağım ama cevapta, tamam mı? M harfiyle yarışıyoruz. Bütün cevapların baş harfi M. Önce 3 kelimenin 3 harflik bir kelime soracağım sana, tamam mı? Hazırsan başlayalım mı? Süreye karşı yarışır. Hızlı olman lazım, tamam mı? Süreyi ben şimdi senin için açacağım. İlk sorun geliyor. İlk kelimen hazır ve süren başladı. Sarı bir meyve. M harfiyle. Muz. Muz. Doğru. Bir sonraki sorun geliyor. İçerisinde tarihi ve eski şeyleri sergilendiği mekan. Müze. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Peygamber Efendimizin en çok sevdiği şehir. Medine. Diğeri. Bir yerden bir yere göç ediyor ya. Medine değil mi? Kabe nerede? Mekke. Doğru cevap. Mekke. Bir sonraki sorun geliyor. Nusaybin, Kızıltepe, Midyat hangi şehrin ilçeleridir? Diyarbakır var, Batman var, Madrid. Evet öyle. Madrid. Madrid değil, Madrid değil. O başka ülkede. Mardin. Doğru cevap. Bir sonraki soru. Güzel gidiyoruz. Camide ezan okuyan ve kamet getiren kişi imam değil. Müezzin. Doğru cevap ve durdurdum süreni 59 saniye. Hemen yerine koşuyorsun. Tebrik ediyoruz arkadaşımız. Çok güzel yarıştı. Mardin. Madrid. İspanya'nın Madrid ilçesi ilinde. 59 saniye. Çok güzel yarıştın. Tebrik ediyoruz. Evet, diğer arkadaşımız geliyor şimdi. Gel bakalım. Al mikrofonda. Sen hiç doğuya gidip gezi yaptın mı oralarda? Diyarbakır'a gittin mi? Mardin'e gittin mi? Van'a gittin mi? Batman'a gittin mi? Hangilerine gittin? Şuraya gel bakalım. Tamam. Oraları gördün mü? Doğuyu biliyor musun? Hangi ilçe? Mesela Van'ın birkaç ilçesini say. İpek Yolu. İpek Yolu ilçesi var mı? Var. Van'ın İpek Yolu var mı hocam? Bilmiyorum ben. Başkale var. İpek Yolu var mı ilçe? Mahalledir. İlçe daha büyük olur. Mesela Van Başkale var. Van Özalp var. Özalp var mı? Yok mu? Var. Var. Yok mu? Var mı? Ne? Bilmiyorum. Tamam peki. Sana böyle ilçeler de soracağım. Bunları bilmen lazım. Tamam birazdan. İlk sorun 3 harfli. Kısacık bir cevap var. Sonra 4, 5, 6 ve 7 harfler gelecek. Altına gelir gelme cevabı söyle. Tamam, hızlı olman lazım. İlk sorun geliyor. Hazır mısın? Hazırım. İlk soru ekranda. Arkadaşlar sakın dudağımızı bile kıpırdatmıyoruz. Kıpırdamıyoruz bile, tamam mı? Yoksa yanılıyorlar. Siz bilmiyorsunuz cevapları. Evet, ilk sorun. Ekranda ve süren başladı. Sarı bir meyve. Muz. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. İçerisinde tarih ve eski şeylerin sergilendiği mekan. Müze. Doğru cevap. Sen de müzegillerdensin zaten. Peygamber Efendimizin en çok sevdiği şehir. Mekke. Doğru cevap. Hızlı oldu. Bir sonraki sorun geliyor. Nusaybin, Kızıltepe, Midyat hangi? Mardin. Neresi? Mardin. Mardin doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Camide ezan okuyan ve kamet getiren kişi. Müezzin. Doğru cevap. 26 saniye. Tebrik edebilir miyiz arkadaşımızı alkışlayarak? Konuşuyorsun yerine. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Midyat oldu, Mardin oldu. Nereden biliyorsun Mardin'i sen? Nusaybin'i? Değil mi? M harfiyle kaç tane şehir? Manisa olabilir. Doğuda değil o da. Nusaybin'i doğru. Doğuda. Diyarbakır'da değil. Zaten saysan tutardı. Bir tane M var orada. Muş var. Kısa olur o. Yetmez değil mi? Kim bildi? 25 puanı kim aldı? Nasrullah aldı. 25 puanı Nasrullah'a verdik. Evet. Bir soru sorup ikinci kelime oyununa mı geçeyim arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Eğlenceli gidiyor değil mi? Güzel yarışıyorsunuz. Aferin size. Evet, bir soru soracağım. Sonra diğer kelime oyununa geçeceğiz. Bakalım size ne sorabilirim daha. Bundan sorduk, bundan sorduk. Şimdi son zamanlarda özellikle gündem oldu bu konu. Size de bununla ilgili bir soru sorayım ben. Bakalım kuralları biliyor musunuz? Arkadaşlar,
Trafikte biliyorsunuz artık araçlar çok, insanlar çoğaldı, yollar çoğaldı. Bu yüzden trafikte dikkat etmemiz gereken kurallar var. Bu kuralları da bize anlatan yön gösterici levhalar ve işaretler, işaretleyiciler var değil mi? Şimdi trafikte siz tabii büyük araçlar kullanmıyorsunuz ama sonuçta trafikte hareket eden canlılarsınız. Dikkat etmeniz gereken kurallar var. Peki bu kurallardan şekil levha olanları hangisi ne anlama geliyor gibi bir soru da soracağım. Müziğimizi azıcık daha kısabilir miyiz? Çok arkadaşlarımdan rica ediyorum. Evet, şimdi sorunuz geliyor ekrana arkadaşlar. Şöyle bir soru. Hangisi yaya geçididir? 10 saniyeniz var. Dikkatli bakın. Göstermeden. Hangisi yaya geçididir? Yanıltıcı olmasın ama dikkatli bakın ki yaya geçidi. Bu aralar çokça gündem yaya geçidi. Biliyorsunuz yeni bir yasa çıktı. Artık yaya geçitlerinde geçiş önceliği yayalarındır. Ne demek oluyor? Geçiş önceliği ve bunu birazdan açıklayacağım size. Evet, soru göründü değil mi ekranda? Hazır mı cevaplar? Çevirin görelim cevaplarınızı. D. Peki, madem D diyorsunuz. Peki bu işaret nedir? Nedir A şıkkındaki? Yok, söyleyin. Yürüyüş ol diyorsun. Sen ne diyorsun Sayın? Y'ye geçti, okul geçti. Okul. Okul çıkışı. Farklı bir cevap olur mu? Okul. Okul yolu. Değil mi? Evet. Öğrenci çıkabilir levhası diyebiliriz. Tam olarak ismini ben şu anda hatırlamıyorum ama okul geçidi mi olacak orası? Okul geçidi. Ama yaya geçidini biliyoruz. D şıkkı hepinizin söylediği gibi yolda işareti çizgili yani D şıkkı yaya geçididir. Bir diğeri sağa dön. Bir diğeri bisiklet yolu göstergesi. Fakat biri yaya geçidiydi. Herkes onar puanı alıyor. Arkadaşlar yaya geçidiyle ilgili. Şimdi trafikte bazı araçların bazı durumlarda geçiş üstünlüğü vardır. Geçiş üstünlüğü ne demektir? O araç geldiğinde herkes durması gerekir. Mesela nedir? Aklına geldi. Geçiş üstünlüğü olan araçları yazar mısınız arkadaşlar benim için? 3 tane yazabilir misiniz? Ya da 2 tane yazın. Geçiş trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlar. Yani o araçlar geldiğinde, geçtiğinde diğer araçların durması gerekiyor. Ya da ona yol vermesi gerekiyor. 2 tane yazan 10 puan alacak bizden. 3 yazan 15 puan, 1 tane yazan 5 puan alacak. Geçiş üstünlüğü olan araçlar. Nasıl? 3 yazan 15 puan alacak. Bu araç geldiğinde diğerleri ona onu fark ederler zaten geldiğini. Onu fark ederler. Ona göre ona müsaade etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Üçüncüyü yazan 15 puan. 2 yazan 10, 1 tane yazan 5. Evet. Hazır mı cevaplar? Hazır mı? Çevirin görelim arkadaşlar. Ambulans, itfaiye, makam aracı, polis aracı. Makam aracı da var diyorsun sen. İlginç. Garanti yazayım dedim. Tamam olsun. Ambulans, itfaiye, polis. Ambulans, itfaiye, polis. Polis, ambulans, itfaiye. İtfaiye, ambulans, polis. Ambulans, polis, itfaiye. Ambulans, itfaiye, polis. Herkes 15 puan alıyor. Tebrikler. Makam aracı konusunda da makam araçları da bazı durumlarda mesela Cumhurbaşkanlığı gibi. Fakat bunu istismar edildiği için son zamanlarda bir şeyler değiştirildi. Mesela bazıları arabalarına ışıklı şeyler takıyorlar. Polisin olmadığı yerde yakıyor, geçmeye çalışıyor önce. Ondan dolayı orada bir kısıtlama var. Herkes 15 puan aldı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ambulans geldiğinde zaten sireni açık olacağı için ambulans, polis aracı ve itfaiye. Ambulans önceliklidir, itfaiye önceliklidir. Polis aracı da aynı şekilde. Sirenini açmışsa önceliği vardır, yol vermelisin.
siren açmışsa ve bir yere yetişiyorsa, gitmesi gerekiyorsa, bir olaya müdahale etmesi gerekiyorsa orada fark ediyorsun, siren açmıştır, ışıklarını açmıştır ve yol vermen gerekiyor. Evet arkadaşlar, buradan da 15'er puan aldınız. Tebrik ediyorum. Herkes yazdı. Peki, bir kelime oyunu daha yapalım mı? Kaç dakikamız var arkadaşlar? Evet. Size şöyle bakıyorum. Kim yarışacak? Kim yarışıyor? Yasin ile Hüseyin. Ahmet Yasin, sen en sona mı kalacaksın? Tamam. Fark etmez. Siz yarışın. Kaşın bakalım, gelin. Evet, mikrofonları alın. Size de bir kura çekelim bakalım. Kura çekelim mi sizin için? Yoksa soru mu sorayım, yoksa ben mi önce yarışacağım diyeceksiniz. Size de soru sorarım bak. Dikkat edin. Ha? Sorayım mı bir soru? Mikrofonları yakın tutun bakalım. En hızlı cevap veren içeri gidecek, tamam mı? Bir soru soruyorum. Mikrofon vuruyorsun ya, şey oluyor, çift yapıyormuş. Sorumuz şu. Bir kör bir makası nasıl ister? Konuşarak. Nasıl? Makas veririz. Hüseyin doğru cevap verdi. Sen konuşarak dedin, makası verir misin dedi. Doğru bildin be, uyanık. Arkadaşından faydalandın. Aslında sen biliyordun cevabı. Fakat o senin bildiğinden doğru cevabı verdi. Böyle bir şey var değil mi? Çünkü görme engelli olduğu için, hani kör dedik biz, o kaba tabirle normalde öyle kullanılır değil mi? Kabaca bir tabirdi. Bir görme engelli makası nasıl ister? Böyle de yaptım. Bir kafa oraya gitti. Böyle yapmaya. Ama doğru cevap verdi. Peki, senle başlıyoruz. Harfimizi seçelim senin için. Hangi harf olsun diye bakıyorum ben şimdi. Evet. B harfi iyi midir? Uygun mudur? Tamam. Mikrofonunu yakın tutuyoruz, vurmuyoruz. Şimdi ilk arkadaşımız gitti değil mi? Sakladık onu. Tamam. Bizi duymadığından emin olalım. Evet, duymuyormuş bizi. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. İlk sorun geliyor. Tamam. B harfinden hızlı ol. Sana da böyle farklı şehirlerden soru sorabilirim böyle. Tamam. Tamam mı? Şehir isimleri. İyi dinle. Az önceki söylediğim şehirlerden biri olabilir. İlk sorun geliyor. Süren başladı ve arıların mucizevi bir şekilde yaptığı bal. Besin. Bal. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Doğunun zıddı olan yön. Batı. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Ezan ilk okuyan sahabe. Bilal. Doğru cevap Bilal. Bir sonraki geliyor. Petrolüyle meşhur, plakası 72 olan şehir. Batman. Doğru cevap. Bir sonraki sorun, son sorun. Gaziantep şehrinin meşhur olan tatlısı. Antep yok. Böyle üçgen üçgen. O ne tatlı böyle kat kat yapılıyor, üstüne fıstık dökülüyor. Antep'te meşhur. Üçgen, tepside böyle. Kat kat olur böyle, üzerine şire dökülür böyle. Tepside yapılır, ısıtılır böyle, kaynatılır. Baklava. Doğru cevap, durdurdum 54 saniye. Ben bak dedim, baklava demedim, buraya bak diyecektim. Bak, bana bak yani. Evet, 54 saniyede bütün soruları doğru bildik. Hemen diğer kardeşimiz geliyor. Evet. Aslında baklava sorusunu çok daha hızlı bilseydin süper bir skor olacak senin, ama oraya geldik, azıcık durduk. 54-83. 54 saniye. Geldin mi? Al bakalım mikrofonu. Sana da şehirlerden soracağım, ona göre. Biraz geriye git şuradan. Tamam mı? O demin şehirler konuştuk ya, hatırlıyor musun onları? O şehirlerden sana da sorabilirim, dikkat et. Hazır mısın? B harfinden. Bütün cevaplar B'den. Mikrofonu yakın tutuyorsun, hızlı cevap veriyorsun. Hemen söyler söylemez yapıştır cevabı. İlk sorun geliyor ve süremiz başladı. Arıların mucizevi bir şekilde yaptıkları besin maddesi. Bal. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Doğunun zıddı olan yön. Batı. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Ezanı ilk okuyan sahabe. İmam. İlk okuyan sahabenin ismi. Bilal. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Petrolüyle meşhur, plakası 72 olan şehir.
Batman. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Gaziantep şehrinin meşhur olan tatlısı. Baklava. Doğru cevap. 30 saniyede bütün sorularımızı doğru biliyor kardeşimiz. Evet. Tebrik edelim mi? Alkışlayalım arkadaşımızı. O da 30 saniyede oraya kadar gelmişti. Ama baklava heyecan yaptık. Orada aklımıza gelmedi. Aklımıza şöbiyetler geldi, kadayıflar geldi. Oo, neler neler sarmalar geldi. Sütlü nuriyeler. Bir sürü baklavalar geldi aklımıza ama baklava gelmedi. Baklavanın her çeşidi geldi. Fıstıklısı da. Evet, 25 puanı kime verdik? Evet, şöyle. Kim aldı 25 puanı? Hüseyin sen mi aldın? Güzel. Şimdi kim yarışıyor? Hemen diğer arkadaşımız da gelsin yanıma benim. Yarışacak diğer kardeşlerimizi de şuraya alalım. Size de bir sorum olacak. Evet, yedek oyuncumuz geliyor. Yedinci oyuncumuz olduğun için Ahmet Yasin sen. Sana bir tane buradan Muhammed Esat bulduk. Al mikrofonu Muhammed Esat oradan. Muhammed Esat da artık daimi gelenlerimizden oldu. Önce kim yarışacak? Sen de yarışabilirsin. Niye o yarışsın? Kim yarışsın? Kura çekelim. Aklımda 1'den 5'e kadar bir sayı tuttum. Kim bilecek? Tuttum. Yakın tut mikrofonu. Değil. Yakın tut. 2. Değil. 4. Değil. 3. Değil. 1. 1 doğru cevap. Buradan mı kalacaksın, içeri mi gideceksin? Mikrofonu bırak. Biri onu götürüp saklasın arkadaşlar. Sait onu nerede saklayacağını biliyorsun. Kulaklarını da kapat, tamam mı, onu? Duymasın bizi. Esat şöyle geliyorsun şuraya. Sen hangi harfleri soracağım, bakacağım Esat'cığım. Evet. Size de mi K'dan soralım? Yani bu size kolay olabilir. Şuradan soralım. Evet. G'den soracağız size. Hangi harfmiş? G. Hazır mısın? G'den sormaya başlayayım mı? İlk sorun geliyor. Kimse sakın kopya vermiyor. Yarışmayı biliyorsun nasıl olduğunu. Yeter ki hızlı cevapla. Tamam mı? İlk sorun ekranda ve süremiz başladı. Peygamber Efendimiz'i simgeleyen kırmızı renkli çiçek. Gül. Gül. Bir sonraki soru geliyor. Nuh peygamberin büyük sefer kurtulmak için nedir? Gemi. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Gri ve parlak renkte değerli bir maden. Gümüş. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Çok fazla gereksiz konuşan insanlara verilen ad, lakap. Geveze. Doğru cevap. Son sorun geliyor. Duygulandığımızda gözümüzden akan sıvı. Gözyaşı. Doğru cevap. 29 saniye arkadaşlar. Tebrik edebilir miyiz? Alkışlıyoruz. Hemen mikrofonu bırakıyorsun. Şurada bekleyebilirsin. Diğer arkadaşımız geliyor. İki soruyu çok daha yavaş bilir diye tahmin ettim ama hızlı bildim bayağı. Bu iki soruyu, değil mi? Hızlı yarıştı. Ama bugün 22 saniye yok muydu, değil mi? Bugün en hızlı kim oluyor? Evet, şu ana kadar. Evet. Şu yıldızın oraya geçiyorsun. Evet, hazır mısın? G harfi. G harfinden sana 5 soru soracağım. İlk sorun 3 harfli. Cevabı bulur bulmaz yüksek sesle söyle ki duyayım. Mikrofonu da yakın tut. Var yani. Duyar duymaz ben geçeceğim diğer soruya. Hazır mısın? İlk sorun geliyor ve ekranda süren başladı. Peygamberimizi simgeleyen kırmızı renkli çiçek. Gül. Doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Nuh peygamberin büyük selden kurtulmak için mucizevi bir şekilde yaptığı taşıt. Kimi? Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Gri ve parlak renkte değerli bir maden. Altın değil, bir de ne var? Gümüş. Onun gibi, evet, gümüş. Doğru cevap. Bir sonraki soru geliyor. Çok fazla gereksiz konuşan insanlara verilen geveze. Ad. Doğru cevap. Bir sonraki sorun. Duygularımızda yüzümüz, gözlerimizden akan sıvı. Gözyaşı. Gözyaşı durdurdum 30 saniye. Kaç saniye yazıyor bak. 30.24. Senin kaçtı? 29 nokta küsürdü. Oy dertlendim yine, oy. Oy dertlendim yine, gel gel geç. Geç, geç dertlendim yine. Bir saniye bile yok aramızda. Ne yaptık şimdi, niye böyle durduk ya? Gümüş sadece bir saniye kaybettin, iki saniye bile orada. Gümüş.
Kopya da verdim, amca orada bulduk. Altına benzer dedim. Gümüş. Gümüş de. O gümüşü çok çabuk bildi. Hayırdır, sen kuyumcu falan mısın? Nereden biliyorsun gümüşü böyle? O el çökerttiniz beni. Böyle bir saniye olduğunda çökertiyorsunuz beni. Öyle şöyle bir 10-15 saniye olsun da verelim falan. Kaç puan verelim arkadaşımıza? Çok iyi yarıştı orada. Bir saniye de veremiyoruz diyorlar puan. Sağlık olsun. Bir dahaki yarışmaya inşallah. Esat'cığım teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz Esat'ı, yerini alıyoruz. Dışarıdan geldi, senin puanını engelledi. Resmen sana tuzak kurdu adam ya. Bir saniyeyle. Dertlendim şimdi. Evet, kaç saniyemiz var? Üstadım. Evet arkadaşlar, artık geldik günün sonuna yavaş yavaş. Bir puan hesaplaması yapalım mı, ne dersiniz? Oradan kalemimi gönderebilir misin benim Sait'cim? Teşekkür ederim. Yoruldum, ben de yaşlandım artık Sait'cim. Teşekkür ederim. Evet, sana burada puan vermeyi çok isterdim be Ahmet Yasin. O yarım puan, o yarım saniye var ya. İçime dert olacak, bugün uyuyamayacağım. Bir 10-15 puan da vermek geçiyordu içimden sana ama. Baksana, bunlarda hiç 15 puan verecek göz var mı? Giderken beni döverler yolda. Sen birinci falan olursan o 15 puanla. Cin gibiler. Şimdi merak ediyorlar kimin birinci olduğunu. Ben yine de sana bir 10 puan çekeyim şöyle. 15 puan hak ettin sen. 15 puan veriyoruz Ahmet Yasin'e. Güzel yarıştı. Evet arkadaşlar, puan hesaplayalım mı artık? Günün birincisini öğreniyoruz. Oradan başlıyorum okumaya puanları. Yasin. 10, 20, 30, 40, 50, 15 daha. 65 puanı var Yasin'in. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz arkadaşlar. Evet. Çağrı sendeyiz. 10, 20, 30, 40. 15 daha. 55. 15 daha. 70 puan yapıyor Çağrı. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Nasrullah. 10, 20, 30, 40. 15 daha. 55. Dur daha geliyoruz. Daha hesaplıyoruz seni. Ya var ya. Bunu en sona yapacağım. Sen sırasını mı ezberledin? Hayırdır? Bir daha sayıyorum. 25'i en sonunda söylüyorum. 10, 20, 30, 40. Bir 15 daha. 55. Bir 15 daha. 75. 55, 60, 55, 15 daha kaç yapar? 70, değil mi? Bizi kandırmaya çalışıyor. Sen de var ya, Kayserili. 70, 25 daha. 95. 95 puanı var. Tebrik ediyoruz Nasrullah. Bir daha sayayım mı aklına kaldıysa? 25, 2 tane daha. 15, 30 yapar. 55, 10, 20, 30, 40 da burada var. 95, tamam mı? Ahmet Yasin. 10, 20, 30, 40, 15 daha, 55, 15 daha, 70 puanı var ya Ahmet Yasin'in, tebrik ediyoruz. Aksi temiz. Hüseyin, burada mısın? Bal arısı. Orada bal arısı mı yazıyor? Hüseyin yazıyor. Onun altında bal arısı yazıyor. 10, 20, 30, 40, 15 daha, 55, 25 daha. 40 dedik değil mi? 55, 25 daha. 80 puanım var. 80 puan. 80 puanım var. Mikrofonla konuşuyorlar da neyse. Artık geçti. 80 puanım var senin. 10, 20, 30, 40, 15 daha. 55, 25 daha. 80 puanım var Hüseyin Can. Hasan sendeyiz. 10, 20, 30, 15 daha. 45, 15 daha. 50, 60. 60 puanım var Hasan. Tebrik ediyoruz. Sait sendeyiz. 10, 20, 30, 40. 15 daha. 55. 15 daha. 25 daha. 95 puanım var. Ah Sait. Ne oldu şimdi? 2 tane 95 puan mı var? 2 birincimiz mi var? Kura çekiyoruz. Efendim. İkisinin arasında. Yok. Bizde 2 birinci var bugün.
İki birincimiz var bugün. İkincisini kırmam. Ufacık bir kura ile yapmam o işi. İki kardeşimizi Nasrullah ve Said'i alkışlıyoruz son kez arkadaşlar. 95 puanla günün birincisi oldular. 80 puanla günün ikincisi Hüseyin oluyor. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Ve 70 puanla günün üçüncüsü Çağrı ve Ahmet Yasin oluyorlar arkadaşlar. Hediyeleriniz de şöyle arkadaşlar. Verelim sizlere de. Bunları zaten herkese aynı şekilde veriyoruz. Burada kalabilir şimdilik. Şöyle yatırabilirsiniz. Evet. Ana bir tane eksik göndermişsiniz. Neyse onu da oradan göndeririz şimdi. Bunlar birincilerin mi oluyor? Birincinin hediyesini sonra ayırırız biz. Sonra birincinin hediyesini ayırırız, fark etmez. Evet, bir tane daha oradan gönderdik mi? Herkesin hediyesi tamamlanmış oluyor. Tamam. Evet. Bu da senin. Evet arkadaşlar, şimdi artık yavaş yavaş veda edelim isterseniz. Sait'cim, al bakalım mikrofonu. Senden başladık mı vedaya? Hadi bakalım. Sevdiklerime, herkese selam veriyorum. Aleyküm selam. Hemen diğer kardeşimize geçiyoruz. Anne ve babama selam gönderiyorum. Bir de bütün sevdiklerime. Peki. Ben buradan bütün Müslümanlara selam gönderiyorum. En sağlı onlara. Evet, peki. Bal arasından da sana geçtik. Anneme, babama, kurs hocalarıma, okul hocalarıma ve akrabalarıma selam. Aleykümselam. Nasrullah. Dedelerime, anneanneme, babaanneme, dayılarıma, amcalarıma ve bütün Müslümanlara selam gönderiyorum. Efer TV görünsün arkadaşlar. Sen de Çağrı. Anneme, babama, kardeşlerime, amcamlarıma, halıma, yengeme selam gönderiyorum. Evet. Çağrı'yı da gördük. Anneme, babama, bizi izleyen tüm büyüklerimize, kardeşlerime selam gönderiyorum. Aleyküm selam. Ve artık geldik gün sonu arkadaşlar. Bırakın hediyeleri, şöyle öne doğru bir gelin. Sizinle artık bir selamlama yapalım. Son bir selamlamayla artık veda edelim. Şöyle dizilin bakalım. Sen de geçen sonra. Gel gitme, tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadardı. Güzel kardeşlerimize gün sonunu getirdik. İnşallah başka programlarda görüşmek ümidiyle diyelim. Arkadaşlarımıza bir el sallayalım mı? Tüm dünya çocuklarına, tüm cenneti çocuklarına kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah bağışlayan Allah, en büyük kim Allah, en güzel kim Allah, esirgeyen.